deyim var. O hep derdi ki hiç eksilmeden hep al. Bunu yaparken de insanın en değerli hissesi olan zamanı kullanıcılarına ücretsiz reklam gelirlerimizi elde etmeye başladık. Geçtiğimiz 21 Nisan'da ise uygulamanın ilk versiyonunu 13 farklı değil. Evet. Acaba onları da bu sizin platforma ekleyebilecek miyiz? Evet, biz şu anda ileriki genç girişimcilerimizi, hedeflerini, onların hayallerini sindiren girişimcileri burada paydaşlarla beraber buluşturmaya çalışıyoruz. Ve bunu hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda her geçen gün daha etkin bir şekilde yaptığımızı görüyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak 6 sene evvel BTM'yi kurarken şunu farkındaydık. Startuplar, inovasyon, yeni iş alanları yaratmanın ve ekonomik büyümenin arkasındaki en önemli gücün bunlar olduğunu gördük ve bu niyetle yola çıktık. Gerçekten bunu bir mesuliyet değil, bir zorunluluk, bunu bir tercih olarak değil, bir zorunluluk ve mesuliyet olarak gördük. Ve bugün de bu konuda ulaştığımız noktadan da gerçekten açıkçası sizlerle beraber gurur duyuyoruz. Aslında burayı kurarken böyle güzel ortamlar, böyle güzel bir gelecek öngörmüştük. Çünkü Türkiye insanında, Türkiye gencinde gerçekten bu potansiyelin var olduğunu biliyoruz. Burada az çok Türkiye'deki bu girişimcilik ekosistemine verdiğimiz katkıdan dolayı da gerçekten büyük bir huzur duyuyoruz. Özellikle bu sene biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu 100. yılda bu hayallerimizi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu da aslında hep beraber yaşıyoruz. Biraz evvel genel müdür İbrahim Bey'le gündeme getirdi. Bugüne kadar burada bulunan yatırımcılarımız yaklaşık 200 milyon dolara yakın bir değerleme üzerinden yatırım aldılar. Bu rakam evet çok büyük bir rakam gibi görünmüyor ama biz o birinci basamağı çok etkin bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Buradaki genç arkadaşlarımızın buradan açıkçası uçmayı öğretiyoruz. Ondan sonra buradan çıktıktan sonra çok daha farklı yatırımcılarla, daha farklı finansörlerle bir araya gelip şirketlerini çok daha öteye taşıyabiliyorlar. Ve bunun da gerçekten çok olumlu örneklerini görüyoruz. BTM'nin Türkiye çapında çok önemli bir ekosistem olduğunu biraz evvel ifade etmiştim. Ama uluslararası anlamda da aldığımız başarılara bakınca gerçekten bu konuda sadece ulusal anlamda değil, uluslararası anlamda da çok önemli bir noktaya geldiğimizi görüyorum. Biliyorsunuz dünyada çok önemli bir skala var. Bütün bu merkezlerin orada değerlendirildiği, UBI Global'ın yaptığı bir değerlendirme var. Ve dünyadaki en etkin 2000 girişimcilik merkezi içinde bir değerleme yaptılar. BTM burada ilk 5'in içine girdi. Zannediyorum kısa bir süre sonra İbrahim Bey'de bu ilk 5'in içinde kaçıncı olduğumuz ortaya çıkacak ama en azından ilk 5'te olduğumuzu açıkladılar. Dolayısıyla inşallah şimdiden bir ödül aldık. Sıralama durumumuz belli olunca bunu sizden paylaşacağız. Tabii ben burada hem yönetim kurulundaki kıymetli dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda genel müdürümüz İbrahim Elbaşı Bey'e ve buradaki tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ve izninizle bu kadar güzel, kısa zamanda bu kadar etkin çalışma yapan İbrahim Bey'in ekibine şöyle güzel bir alkış rica ediyorum size. Değerli dostlar, ben çok sözlerimi uzatmak istemiyorum. HP'nin kurucusu Herbert'in bir lafı var. Belki bu girişimciler için bizim Türkiye'de biraz ıskaladığımız bir bakış açısını gündeme getiriyor. Diyor ki, en büyük başarı, en büyük kitlenin bile önünde başarısız olmaktan korkmayan kişiye gider diyor. Şimdi biliyorsunuz böyle batıda girişimcilik merkezlerine gittiğiniz zaman adama soruyorlar sen ne yapıyorsun? Bugüne kadar diyor 7 girişim batırdım ama 8.sinde şöyle bir noktadayım diyor. Yani girişimci ne kadar girişimci çok girişim batırmış olsa o kadar tuğla üzerine tuğla koyarak bir sonraki başarılı girişim için kendini aslında önemli bir yol açıyor. Dolayısıyla kesinlikle başarısız olmaktan korkmayacaksınız ve başarısız olduğunuz diye de oranınız da bozulmayacak. Mutlaka daha iyi, daha önemli, daha başarılı bir yeni bir sürecin başlangıcında olduğunuzun bir işareti olarak bunu kabul edeceksiniz. Çok değerli kurumlardan değerli ödüller aldık. Bunların başında birincisi Startup Sendrom geliyor ve Startup Sendrom'da 185 bin oy alarak yılın kuluçka merkezi seçildik. Onun dışında Startup Teknoloji tarafından Startup Teknoloji özel ödüllerine layık gördük. Ve
Tabii bunların hepsinden ötesinde asıl tarzımız olan bizim deyimimize çilek olduğunu ifade ettiğimiz bir ödül de Belçika'dan geldi. İsveç menşeli UBI Global tarafından, ki bu bir endeks ve 2000'e yakın startup merkezi arasından BTM'yi reel sektör ve kamu sektörü kuluçkaları arasında dünyanın 55 tane kuluçka merkezi arasında girdik ve bu anlamda globalde dünyanın en iyi startup merkezleri arasında seçildik. Ve bu girişimlerin önemli bir kısmının ticarileştiğini görmekle biz burada onlar adına çok ciddi bir mutluluk duyuyoruz. Ama onun dışında onların aldığı değerle, onların aldıkları yatırımlarla ölçeklenmesi için en önemli aşamalardan geçmelerinde biz burada programlarımızda destek olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda erken girişimcilik merkezini kurduk ve bu anlamda daha erken yaşta girişimcileri desteklemek için çalışmamızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Top Kadın Girişimciler Kurulu'nda huzurunuza teşekkür ediyorum. Onların liderliğinde İstanbul Ticaret Odası hamileliğinde bu programı hayata geçirdik. Onun dışında GIZ tarafında desteklenen fonumuzla birlikte yeşil ekonomi dikeyinde olan startuplarımızı belli pozitif ayrıcalıklar gözeterek kadın girişimciler ve göçmen girişimciler de göz önünde bulundurarak onlarla birlikte bir dönüşüm projelerine, yeşil enerji konularına temas etmeye başladık. Bu anlamda bir tema, bir dikey daha ortaya çıkartmış olduk. Temel girişimcilik eğitimlerimizi tamamen ücretsiz hale getirdik ve BTM Akademi kapsamında artık kitlesel anlamda primitif girişimcilik eğitimlerini bütün halkımızın hizmetine sunduk. Ve bu kapsamda kıymetli misafirler, bizim her sahne ihtiyaçta olduğu gibi aslında bir nevi mezuniyetimizi burada taşlandırıyoruz ama bir taraftan da bir sonraki çağrı döneminde bir sonraki girişimcilerimize bir zemin hazırlıyoruz, bir süreç geliştiriyoruz. Bu anlamda bizim BTM 2023 ikinci dönem çağrı dönemimiz bu vesileyle başlamış oldu. Ve 31 Temmuz'a kadar yeni girişimcilerimizi burada çağrılarımıza bekliyoruz ve başvurularını bekliyoruz. Hedef kitlenize kadın veya erkek göstermeniz gerekiyor veya hedef kitlenize kırmızı telefon veya yeşil telefon göstermeniz gerekiyor. Şimdi biraz önce ben de evlisi sohbet etme fırsatı buldum. Herkesin aklına bir senaryo geliyordur veya bir... Rekiterizden bu yapay zekaya baktılar.